İngilizler Gazze'yi ele geçirerek Filistin'in giriş kapısını açmak amacıyla 26-27 Mart 1917 tarihleri arasında yaptıkları 1. Gazze Muharebesi'nde mağlup olmuşlardı. İngilizler 17-20 Nisan 1917 tarihleri arasında icra ettiği 2. Gazze Harekatı'nda da 1. Gazze Muharebesi'nde olduğu şekilde Filistin cephesini yarmayı ve Gazze'yi ele geçirmeyi başaramamış, büyük kayıplar vererek yenilgiye uğramış ve eski mevzileri olan Gazze'nin batısına tekrar geri çekilmek zorunda kalmıştır. Filistin cephesinde görevli 4. Ordu Komutanı Ahmet Cemal Paşa, 2. Gazze Muharebesi'nin başarılı sonucunu Başkomutan Vekil Enver Paşa'ya teferruatlı bir raporla sunmuş ve karşılık olarak da şu kutlama mesajını almıştır. Gazze'de birkaç gündür devam eden İngiliz taarruzunu def ve tart yönünde kazanılan başarı, padişahımızı son derece memnun etmiş ve sevindirmiştir. Bu münasebetle gerek size gerekse bu muharebeye katılan bütün subayverlere padişahımızın selam ve tebriklerini bildiriyorum. Ben de bu zafer dolayısıyla sizi ve bütün silah arkadaşlarımı tebrik eder ve zaferlerinizin devamını temenni ederim. İngilizler 1. ve 2. Gazze Muharebelerinde başarılı olamayınca Filistin'e yeni bir harekat yapmak üzere hazırlıklara başlamışlardır. İsyancı Araplar Mekke, Cidde, Taif, Yanbu ve Veçhi'yi ele geçirerek Hicaz'ın işgalini tamamlamışlar ve Filistin cephesine yaklaşmışlardı. Başkomutan Vekili Enver Paşa ile Bahriye Nazırı ve 4. Ordu Komutanı Ahmet Cemal Paşa, 2. Gazze Muharebesi'nden sonra Filistin cephesinde İngilizlere karşı uygulanacak harekat tarzları üzerinde anlaşamıyorlardı. İktidarda bulunan İttihat ve Terakki Partisi'nin en güçlü 3 kişisinden ikisi arasında başlayan bu çatışma, Filistin cephesindeki başarısızlıklarında başlangıcını teşkil etmiştir. Enver Paşa doğacak fırsatlardan istifade ederek, yapılacak bir karşı taarruzla, İngilizlerin her türlü desteğini sağladıkları Mısır'la irtibatlarının kesilerek Akdeniz'e dökülmesini, Ahmet Cemal Paşa ise savunmada kalarak karşı tarafın muharebe gücünün zayıflatılmasını düşünüyordu. İnisiyatif ve muharebe gücü üstünlüğüne sahip olan İngilizlerin, Gazze Vadisi'nin batısında uzun süre savunma durumunda beklemeleri düşünülemezdi. 1. ve 2. Gazze Muharebelerinde taarruz için Gazze Vadisi'nin kuzeyinde çıkış arazisini ele geçirmişlerdi. Türklerin koşulları her geçen gün daha olumsuz hale gelmekteydi. 3. Gazze Muharebesi öncesinde 53. Tümen'in 161. Piyade Alay Komutanı'nın verdiği rapor, birliklerin yaşadıkları çok olumsuz koşulları şöyle açıklamaktadır. Alay, Gazze Muharebelerinin başlangıcından itibaren avcı siperlerinde bulunmaktadır. Alay, en iyi subaylarını feda etmek zorunda kalmış, iyi eğitim görmüş erlerini de çeşitli nedenlerle kaybetmiştir. Her gün düşman topçu ateşinden 3-5 kişi kurban verilmektedir. Muharebe gücünün 10'da 9'u kaybedilmiş. Bölüklerin komutası şimdi genç, tecrübesiz ve yetiştirilmeye muhtaç subayların elinde kalmıştır. Şimdiye kadar kayıpları tamamlamak üzere gönderilen ikmal erlerinin pek azı hariç, diğerleri hiç eğitilmemiş. Hatta tüfek tutmasını dahi bilmiyorlar. Bunlar elbisesiz, hatta gömleksiz olarak gelmekte. Hiçbirisi askerlik ruhu taşımamaktadır. Bu alaydaki 6 haftalık hizmetim sırasında gördüklerimi açık ve gerçeğe tam uygun olarak arzı bir vatan borcu bilirim. 4. Ordu birliklerinin psikososyal gücü de zayıflamıştı. Öncelikle cephedeki birliklerin içinde bulundukları olumsuz koşullar düzeltilmeli ve kuvvet dengesi sağlanmaya çalışılmalıydı. Başkomutan Vekili ve 4. Ordu Komutanı arasında yapılan gereksiz yazışmalarla zaman kaybediliyordu. İngilizler zamanı iyi kullanarak taarruz hazırlıklarını titizlikle sürdürüyorlardı. 1. Dünya Harbi'nde Filistin cephesi, Yahudilerin vaat edilmiş topraklarının merkezinde bulunan Filistin'e sahip olmaları için de fırsat yaratmıştır. İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Arthur James Balfour, Mısır Kuvveti Eferiye Komutanı General Albay'ın esas hedefi Kudüs olan 3. Gazze taarruzunu başlatırken 2 Kasım 1917'de şu tarihi mektubunun son şeklini İngiltere'deki Yahudilerin lideri Lord Rothschild'a göndermiştir. Yahudi Siyonist emellerine bir sempati deklarasyonu olan aşağıdaki bildirinin kabine tarafından onaylandığını krallık hükümet adına bildirmekten büyük mutluluk duymaktayım. Krallık hükümeti Filistin'de Yahudi halkı için bir milli yurt kurulmasını uygun karşılamaktadır ve bu hedefin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak için elinden geleni yapacaktır. Filistin'de Yahudi olmayan toplulukların sivil ve dini haklarına,
ya da başka ülkelerde yaşayan Yahudilerin hak ve politik statülerine zarar verecek hiçbir şey yapılmayacağı kabul edilmektedir. Bu deklarasyonu Siyonist Federasyonu'nun dikkatine sunmanızı rica ederim. İngilizlerin Filistin'i, Arap isyanını başlatmak amacıyla Mekke emiri Şerif Hüseyin'in Arap krallığına dahil edecekleri sözünü vermeleri, aynı zamanda Yahudilere tahsis edeceklerini beyan etmeleri, Arapların İngilizlere ve Musevilere karşı düşünce, tutum ve davranışlarını olumsuz şekilde etkilemektedir. Amerika Birleşik Devletleri 1. Dünya Harbi'ne 2 Nisan 1917'de alınan Kongre kararıyla 6 Nisan 1917'de katılmıştı. İngiltere Yahudi lobisini kazanarak ABD'nin daha fazla desteğini sağlamak amacıyla 3. Gazze Harekatı'na başlarken Balfour Bildirisi'ni yayınlamıştır. Balfour Bildirisi ile Yahudiler için Filistin'in bir ulusal yurt olarak ilan edilmesinden sonra Osmanlı'ya ihanet eden Arapların günümüze kadar sürecek, petrol oyunlarıyla sömürülecek ve Yahudilere karşı onar senelik aralıklarla sürekli savaş kaybedecekleri çeşitli tarihi gelişmeleri başlayacaktır. Balfour Bildirisi'ni gerçekleştirmek amacıyla teşkil edilen bir Yahudi Tugayı İngilizlerle birlikte Türklere karşı savaşmak üzere önce Mısır'a, sonra Filistin cephesine gönderilmiştir. Filistin cephesindeki muharebeler, Türklerden başka Osmanlı tebaası olan unsurların hareket tarzlarını da etkilemiştir. 1. Kanal Harekatı'nın başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra 1915'te Ermeniler, 1916'da Araplar isyan etmişlerdir. Bir Yusebi Muharebesi'nin kaybedilmesinden sonra ise Yahudiler İngilizlerin emrine birlik göndererek fiilen askerlerimizle savaşmışlardır. Düşman topçusu 3 Kasım 1917'de saat 17'yi 30 geçeden 4 Kasım 1917'de saat 7'ye kadar 12 saat süreyle Türk mevzilerini sürekli olarak ateş altına almış. Siperlerin çoğunu tahrip etmişti. İngilizler taarruzlarını Gazze batısında Akdeniz'de bulunan savaş gemileriyle de desteklemeye başlamışlardı. İngilizlerin kara topçusuna ilaveten yapılan çok etkili deniz topçusu atışları, birliklerimizin savunma gücünü zayıflatmış, moral ve motivasyonlarını çok olumsuz şekilde etkilemiştir. 8. Ordu Komutanı Von Kress Paşa, Yıldırım Orduları Grubu Komutanı Mareşal Erich von Falkenhayn'ın onayını almak suretiyle Gazze şehrini ve buradaki mevzileri 4 Kasım 1917'den itibaren boşaltmaya başlamış. 8. Ordu Geri Çekilme Harekatı 6-7 Kasım 1917 gecesi tamamlanmıştır. İngilizler 7 Kasım 1917'de herhangi bir engelle karşılaşmadan Gazze'yi işgal etmişlerdir.